24 Temmuz'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve polisimizin harekatı, korucularımız da tabii burada canlarını, kanlarını veriyorlar. Onlara da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Büyük bir mücadele veriyorlar ve bu mücadelenin sonunda PKK'nın beli kırıldı. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Yani Cizre'den, Şırnak'tan, Varto'dan, Yüksekova'dan, Hakkari'den, Silvan'dan, Diyarbakır'dan, o bölgeden arkadaşlarımızın bizzat topladığı bilgilere göre, daha biraz evvel bir arkadaşımız Varto'dan telefon etti. Bu programın yapılacağını da biliyor. Oradan aldığımız bilgiler ve kendimiz oradayız. Yani orada örgütlerimiz var, arkadaşlarımız sürekli orada. Ben de bayramı geçen sene, Kurban Bayramı'nı Diyarbakır, Urfa ve Mardin'de geçirdim. Oradan aldığımız bilgiler, PKK'nın beli şu anda kırılmıştır diyebiliriz. Çok ağır darbeler indirildi ve PKK'nın kendini bundan sonra toparlaması pek mümkün gözükmüyor. Zaten harekat da çok kararlı bir şekilde şu anda devam etmektedir. Yani mesela Dağlıca en zor yerdi. Yani son derece dağlık. Haberlerde yayınlıyoruz ya, o bayrak oradan temizlendiler. Yani oradan temizlendiler. Evet. Zaten PKK kaynakları da feryat halinde fareler gibi kaçtıklarından söz ediyor. Halkın onları desteklemediğini belirtiyor. Halk hendek kazdıkları zaman artık onları kovalıyor. Efendim kepenk indirmeye kalktıkları zaman esnafın direnciyle karşılaşıyorlar. Yani bu aynı zamanda oradaki Kürt yurttaşlarımızı özgürleştiren bir süreci de başlattı. Yani PKK'nın baskısından, zorbalığından kurtaran bir süreç. Alevi yurttaşlarımızdan da çok bilgiler alıyoruz. Yani Alevi yurttaşlarımızı tahrik eden, kışkırtan, mezhep bölücülüğü şeklindeki PKK propagandaları da artık geçersizdir diyebiliriz.